Yumuşasın. İğrenç, iğrenç. O klozetin ilk günkü gibi olması gerekiyor. Kesinlikle. Onu nasıl temizleyeceğim bilmiyorum. Banyo yetiştirebilecek sanayi ama bizim istediğimiz gibi yetiştiremeyecek ve kendi büyük konuşması gibi yetiştiremeyecek. Banyodan tekrar salona dönen Sanay Hanım işe kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada Kadir de salona geliyor. Şimdi camlar bitti. Camlar bitti. Koltukları sildim. Sildin. Aynen. Nasıl, kirli su çıktı mı sana? Çıktı, leş gibi. Çıktı. Sehpalar okey mi? Sehpalar tamam. Yer ne durumda? Şu buraya kadar geldim yani. Sanay, bunun arkasını çektin çektim, mi? Çektim, çektim. Çektin mi? Çektim vallahi. Şu akvaryumun arkasını hemen çekelim o zaman. Akvaryumun hemen, arkasını hemen, çekelim. Hemen dur. Kadir, o ne öyle? Ay, ne pis kakası o öyle. Vallahi senin dediğin kadar var. Bir eldiven ver. Önce eldiven verin. Eldiven sonra dokunulmaz. Hadi alın onu oradan hemen. Ne ya? Kız dokanma, kötü kokuyor. Saç yumağı ıslanmış mı dersin? Kadirciğim, o kedi tüyü. Kedi yaladığı tüyleri sonra... Bir de kıl yumağı ağzından mı çıkıyor? Öyle de denebilir, evet. Ama abarttın yani Kadir. Yani utanmasan eldiveni kafana geçireceksin vallahi. Bence direkt burnuma takacağım eldiveni. Tövbe yarabbim, tövbe. Hiç kılda yutulur muymuş? Ne yapsın? Yalamasın mı tüylerini kedi? Yalasın, hıyır desin, tükürsün. Yutmak ne demek? Öyle olmuyor. Biriktirip biriktirip sonra kusuyorlar işte. Midem bulandı ha. Kıl yumağı. Şuraya deterjan sıkalım Sanay, dur. O sepeti ver, bir şey yağ sökücü ver içinden sen onun. Kız Sanay, bu bir de burada kurumuş kız. İğrenç, iğrenç yani. O kurumuş tüyleri çıkarman için tornavida vereyim mi? Ver ver, tornavida ver. Al, bıçak var Kadir. Ucunu kullanabilirsin. Dur, arkamı dönemedim. Ver bari, ver neyse ver. Söylenme de bir dene Kadir. Bak oldu bile. Haydi. Bismillah, bundan da çok kork. Dur dur. Sen kesin devirirsin şimdi koca akvaryumu. Sen gelme, bir hinlik yaparsın. Ne olursunuz yardım edin Sanay Hanım. Baksanıza Kadir sallayıp duruyor. Vallahi hayvanlara yazık. Hayvanlar bir senedir bu bataklığın içinde yaşıyorlar. Gariplerim gün yüzü görmüyor. Ama resmen dalga oldu akvaryumda Kadir. Tsunami, tsunami. Titanik batıyor. Hele bir yer bezi verin bana. Sanay, bu ne suyu? İkisi de yersin. Tamam, hem... Hemen hemen hadi banyoya gidelim daha. Muhteşem bir klozetimiz var. Kadir salonun zemininde finale gelirken Sanay Hanım da hızla banyoya koşuyor. Sadece 25 dakikanız var ama senin başın parkelerle dertte galiba Kadir. Evet, sinirlenmeyeceğim. Sinirlenme ve kendini motive et Kadir. Evde silmedik, girmedik, yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep. Kadir, her yer hep tertemiz. Kadir, gitsin dertlerimiz. La, la, la. Banyoya, haydi. Sanay abla, inanıyorum ki o klozeti temizlememiştir, Kadir'e temizlettirmiştir. Ben adım gibi biliyorum, o klozete elini bile değdirmemiştir. Evet Sanay Hanım, sosyetiklik bitti. Aynen öyle. Artık tam bir en riskli bölgedeyiz. Sanay, nereden başlayacaksın? Klozeti yapacak, klozeti mi küveti mi yapacaksın? Şuna ben bir sifon basayım bu. Ben ona şey dökmüştüm. Beklettim de. Ne yapıyoruz? Evet, karar verdim de ona göre dakika geçiyor. Abi ikisini de yapacağız. O zaman ben küveti alayım tamam, şöyle. Sen küveti, ben şeye kırdım tamam. O zaman yapacağım. Ver bana şeyi, süngeri, teli. Güzel bir iş bölümü oldu. Hadi o zaman iş başına. Daha doğrusu çok az sonra belli olacak. Sana... Su belli zaten de. Bak 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 bak. Gördünüz. Belli diyor. Peki sana 10 bin lirayı aldın diyelim. Hani aldın diyelim. Ne yapacaksın? Ya ben çocuğumun eğitimi için, çocukların eğitimi için kullanacağım. Oxford'a mı göndereceksin 10 bin lirayla kız? He? Neyin eğitimi bu 10 bin liralık? İngilizce eğitim değil kursu. Hangi dil? Çocukları spor...
sportif faaliyetler. Dünyayı virüs sarmış, işsizlik var, bana sosyal aktivite diyor kız. Unal, yağ, bulgur alevi, kriz var. Hala diyor ki sosyal aktivite. Sosyal aktivite demedim, sportif faaliyetler. Sportif kız, ne sporu? Bu arada sadece 16 dakikanız kaldı. Haydi, su gelir güldür, güldür, gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz, öldürürse sen öldür. Su gelir güldür, güldür, gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz, öldürürse sen öldür. Canın çekilsin senin çiçeğin sana. Yani Sanay abla, biz burada bile dışarıda bile onu zor oynatıyoruz. Hani biraz gülsün istiyoruz. Onu bile yapamıyoruz. İnşallah Kadir Bey yapar onu. Çok eğleneceklerini zannetmiyorum. O klozetin yanını iyice ovmanız şart Sanay Hanım. Bunlar çıkmaz. Aa, ne demek çıkmaz? Hiç çıkacak bir şey değil. Kadir, gel de bir bak şu klozete. Dur, şu anda gelemem. Benim duşakabinim de önemli. Hadi daldırın ellerinizi. Yapabilirsiniz. Ha, sokamam içine. Tanay kız, o yağ sökücü gözün kör olmasın. Yağ sökücüyle klozet mi temizliyorsun? Yağ sökücü, kireç sökücü oldu işte bak. Kadir, bilir kişi olarak sana ihtiyacımız var. Gel de bir bak şu klozetin haline. Tamam da duşakabin kalçın. Kız, şu siyah çizgi çıkmıyor mu o yuvarlakımızdan? Dikkatim, şimdi şey yapacağım, su dökeceğim. Bakıyoruz, pompa görevi de görmeye başladın Kadirciğim. Su gidiyor mu bari? Gidiyor, gidiyor. Bu masaja dayanır mı hiç? Oksijen veriyorum hastaya. Hastayı hayata döndürmen lazım Kadir. Allah izin verirse yaşar. Ayy. Kız, gözün kör olmasın, senin iflahın kurumuyor. Bastı bana soğuk suyu. Ay, çok özür dilerim. Son 8 dakikaya da girmiş bulunuyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sanay hepimiz arasında bugün kendini göstermesi gerekiyordu. Bu yüzden endişesi bence bizden daha fazlaydı. Lama bak güzel, otur yerine, dayın oğlu gelecek düğününe. Hoplama Bakize, otur yerine, dayın oğlu gelecek düğününe. Oh, ağzınıza sağlık Sanay Hanım. Bu arada siz şakır şukur fayansları yıkarken kronometremizde maalesef durmak bilmedi. Son 4 dakika. Kapıyı bir ört de arkasına su at. Bana niye söylüyorsun Kadir? Sanay Hanım çeksin kapıyı. Tamam dur, 2 dakika dur. Geberdin. Kapının arkasını da yıkadıktan sonra sıra geliyor zemindeki suların gidere aktarılmasına. Çabuk 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 çabuk. Bu klozetin dibi çıkmamış Sanay. Neyi? Klozetin dibi. Dibine sokamam. Elinizi sokamazsanız puanları da rüyanızda görürsünüz. Maske. O lekeler çıkar mı çıkmaz mı Kadir? Ay sanki bilmiyorsun. Hiç dersin ki klozet temizlememişiz. Ben bilmem, uzman sensin. Tornavida ver. Kireç sökücü neredeydi kız, şurada? Tornavidan da geldi Kadir. Ay içeri girsen ölürsün sanki. Dök kireç sökücü. Bu arada siz de kapıyı unuttunuz Sanay Hanım. Aman diyelim atlamayın. Yumuşuyor. Son 1 dakika Kadir, dayan. Hadi. Oh. Kalmasın yıkanmadık perdeniz, tülünüz, her şeye rağmen hep gülsün yüzünüz. Yerleri silerek aşınsa da diziniz, o elini çek gözün çıkmaya seni. Toplumsal mesajımızı da verelim Kadirciğim. Evet, klozetiniz kirliyse temizleyin lütfen.
ama temizlemeyi istemiyorum, üşeniyorum diyorsanız o zaman tek yapmanız gereken şey temizlik benim işime başvurmak. Gelelim evinizi bir güzel temizleyelim. Harikasın Kadir. Şu durumda bile seyircilerimize seslenmeyi başardın. Evet, son 10 saniye. 10 9 Az kaldı. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet, klozetin içine alalım. Sanay tamam, okey, bırak. Evet Sanay, kır sifona basar mısın? Elin temiz senin. Evet, şimdi duruyoruz. Kadir rezil de elini klozete sokacak da o klozet ben temizlenemiyorum diyecek ha. Şaka gibi. Evet, benim adım Kadir rezil de beni görünce kirler sıraya dizi. Ekranımı niye kapatıyorsun? Kız orada kamera var, kamera. Renkli düşmanı. Bak çıktı, gördün mü Sanaycığım? Evet. Sana eline koluna sağlık. Ay vallahi çok üstü oldu klozet ya. Neyse klozeti geçiyorum şimdi. Sana 4 saat boyunca dişine tırnağına taktı ve elinden gelen temizliği yaptı. Haftanın başında da iddialı konuşmuştu zaten. Bakalım bu iddialı yarışmacımızın temizliğini diğer yarışmacılar beğenecek mi? Ve daha sonrasında haftanın büyük finaliyle 10 bin liranın sahibiyle karşınızda olacağız. Yeni sezonun ilk final gününde Sanay Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Mutfağın dört bir yanını saran kirli bulaşıklar temizliğin ardından buhar olup uçtu. Hiçbir ayrıntıyı atlamamaya özen gösteren Sanay Hanım mutfakta adeta destan yazarak temizliği tamamladı. Bundan sadece 4 saat önce bir toz bulutunun arkasına gizlenmiş olan salon, Sanay Hanım'ın müdahalesinin ardından hayatında bembeyaz bir sayfa açtı. Kendi tüyüne bulanmış koltuklar silindi, petek evrim geçirdi. Ancak hala kapının üzerinde ve cam pervazının ara bölmelerinde ufak tefek eksikler göze çarpıyor. Sanay Hanım'ın bugünkü banyosu tam da final gününe yakışır bir kir yuvasıydı. Dibi simsiyah olmuş klozet, Kadir'in son rötuşlarıyla kendine geldi. Banyoda hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmamaya ant içen Sanay Hanım elinden geleni yaptı. Bakalım iddialı yarışmacımız finalde emeklerinin karşılığını alabilecek mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.